Mucizevi insanlar olarak günümüz aydın, gönlümüz aydın olsun. Polat Medya TV'den size böyle güllerimizi, güzelliklerimizi, mucizevi günlerden selamlarımızı yolluyoruz. Filiz Topçu ile siyaset gündemi az sonra başlıyor. Yanımda çok değerli bir konuğum var, başkanımız var. Hemen sormak istiyorum. Hoş geldiniz dedikten sonra sizi tanımak istiyoruz efendim. Hoş geldiniz, hoş bulduk, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz efendim. Sizi burada ağırlamak bize böyle bir heyecan veriyor. Aslında konuklarım heyecanlanıyor ama bugün sizin gibi bir değerli başkanımızın yanında inanın ben biraz heyecan yaptım. Nedendir bilmiyorum. Bayağıdır acaba görüşmüyoruz ondan mı? Onu da bilmiş değilim. İzmir'imize hoş geldiniz. Yolunuz açık olsun. Gönlünüz açık olsun. Evet efendim, buyurun, söz sizde. Öncelikle hoş bulduk, sağ olun. Sizler gibi değerli, tanınmış bir moderatör, bir programcı, bir yorumcu, değerli bir başkan, değerli bir hanımefendinin konuğu olmak bizler için bir onur oldu. Asıl sizlere bir teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Böyle değerli bir programa bizleri konuk ettiğiniz için Allah razı olsun. Ayrıca Polat Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Polat Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bizlere verdi. Bugünkü siyaset gündemi tabii ki sizler gibi değerli bir moderatörün yanında olmak, bizler de heyecanlanırız. Heyecan var mı? Heyecan başkanım. Bizde yani de heyecan var. Çünkü her zaman zor olanı seçmiştik. Onun için hep yolumuz zor olsun dedik, dikenli olsun. Az önce de canlı yayın öncesi bir canlı yayın yaptık değil evet, mi? Evet, önce bir canlı yayın yaptık tabii. Biraz heyecanımız gitti ama şimdi siyaset olduğu için tabii, biraz daha farklı oluyor. Konu siyaset olduğu zaman Türkiye'mizin gündemini konuşuyoruz. Tabii ki. Gerçekleri konuşuyoruz. Daha farklı olur, sağ olun. Sizlerin burada bize vereceği destek çok önemli. Çünkü Ege bölgesinde tanınmış bir değerli bir şahsiyetsiniz. Onun için sizlerin katkıları bizler için çok önemli olduğu için biz de bunu kazandık. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Her zaman yanımızda oldunuz, destek oldunuz. Onun için sizlere çok müteşekkirim değerli izleyicilerimizin huzurunda. Bu arada Ramazan-ı Şerif'i de kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Hepimiz size sağ olun. Müslüman aleminde Ramazan-ı Şerif'i. Ben 1973 Erzurum doğumluyum. Erzurum Aşkarı ilçesinde doğdum. İlk ve ortaokulu Erzurum'da okudum, Ilıca okudum. Yavuz Selim Yatılı Öğretmen Okulu'nda okudum. Daha sonra endüstri meslek liselerini bitirdim Erzurum'da. Daha sonra güzel sanatlar okudum, konservatuvar okudum. 19 yaşında 1993'te müziğe atıldım, albüm yaptım. İstanbul Müzik'te, Tarkan Mirkelen firmalarında. O zaman Siter Gazetesi'nde de reklamlarım çıktı zaten. Ama albümün piyasaya çıktıktan sonra menajerimin Erzurum oluşundan dolayı menajerim o arada maddi konularda firmadan parayı çektiği için albümüm yarı kaldı ve toplandım. Evet. Ben de müziğe ara verdim bu arada. Hevesim, çekim kalmadı. Daha sonra okulu bitirdikten sonra askerliğimi yaptım. Ondan sonra geldim. Erzurum Devlet Demiryolları yol atölyesinde çalıştım. Orada şeflik yaptım. Daha sonra Kırklareli Pınarhisar ilçesinde çimento fabrikasında amirlik yaptım bir süre. Daha sonra köyde hayvancılık sektörüyle uğraştım. Yani bir yere montalanıp kalmadım. Çünkü bu benim doğamda yok. Hep basamakları böyle adım adım çektiniz. İçimde bir cesurluk var. Ben çok cesur bir insanım. Çünkü bir hedefim var. Hedefi var mı? Kadir Baba'nın hedefi var mı? Var evet. Hedeflerinize ulaştınız. Hedeflerimiz şu. Şu anki normal bir hayatta birçok hedeflerim var. Bazılarına ulaştım, bazılarına da ulaşmaya çalışıyorum. Allah ömür verirse zaten onlara da ulaşacağım. Ne hedeflerim? Yarım kalmış, 19 yaşında kalmış bir albümün iki klip çektiğim halde
büyük bir proje, albüm çıkartmak istiyorum. Albümün alt yapılar zaten bitti biliyorsunuz, siz de menajerim olacaksınız zaten. Ama zaman o kadar hızlı geliş taktı ki, siyasi ortam çok farklı oldu. Şu anda 14 Mayıs'ta bir seçim arenasına girdik. Burada tabii ki sizlere de tanıştık. Bu albüm nasıl olacak, menajerim diye bunun paylaşımları da yaptık. Hakkınızı helal edin, ayrıca sosyal medyada bekliyorlar zaten. Ama albümüm siyasetten dolayı şu anda dondurduk. Eğer kazanırsam zaten meclise gireceğim, ileride albümü yine çıkaracağım. Kazanamadım. Ama gönül adamı olmak ve siyasetçi olmak hangisi daha zor? Tabii ki müzik de zor bir iş. Müzik şöyle zor. Müziği bir bayrağın, vatanın, milletin sesi olacaksın. Yani burada onun sevgisi, onun sembol olacaksın. O formatta bir müzik yapacaksın, müzik adamı olacaksın. Kırmadan, dökmeden, güzel vatanı incitmeden bir müzik yapacaksın. Ama şimdiki bir ağzı müzik adamlarına bakıyoruz, hep negatif durumdalar. Yani ben tutunum da vereceğim mesaj nereye giderse gitsin, bunun farkında değiller. Halbuki bu yanlış. İlk önce gönül adamı olmak, sevgi insan olmak lazım. Daha sonra da yaptığın meslek olarak onu... Sevgi her şeyin temelidir diyorsunuz değil mi evet, başkan? Evet, sevgi her şeyin temeli. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Sevgi arzu. Emek ister, sevgi yürek ister. Tabii ki sevgi bir otun kuruması ve de yeşillenmesi gibidir. Sevgisi zaten dünya senin olsa bile hiçbir şey fark etmiyor yani. Evet. Bu dostluk adına da aynıdır, ülke adına da, bayrak adına da aynıdır. Biz bir yola çıktık, 14 Mayıs hedefimiz var. 2023'te Manisa'dan milletvekili aday olduk. Aday olduk daha doğrusu. Çalışmalarınız nasıl gidiyor başkanım? Siyaset mi? Siyasetle ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu anda siyaset seçimlerimiz akşam toplantıda Hasan Polat başkanımız oradaydı. Polat Bey de sahibi. Akşam siz de gelecekti. Tabii ki hani bir işiniz çıktı gelemediniz. Evet, evet. Acil işiniz çıktı biliyoruz sağ olun. Oradaki zaten Polat Medya Başkanımız da gördü zaten. Ben de sosyal medyada paylaştım. Çok fotoğraf paylaşacağım. Çok yoğun ilgi vardı bana. Polat Medya TV Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Polat Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi dünyaya açılan penceremiz. İyi ki varsınız. Orada 12-13 tane milletvekili adayı vardı. Tabii ki bunları ben de gözlemledik zaten. Siyasi bakış açımızla... İletişim farkları, neler vermek istiyorlar, nasıl bir imaj içinde olduklarını zaten fark ediyoruz. Diğer partilerin de şu anda çok ciddi bir şekilde hangi adayı birinci sıraya, ikinci sıraya koyalım. Bunu da zaten diplomana bakıyorlar, iletişime bakıyorlar, kültür ve bilgi birikimine bakıyorlar. Her şeyden önce burada siyaset bakış açısı var mı diyorlar. Sizin zaten bir alt yapınız var. Yani siyasetten... mutfağından gelme tabii ki kişiliğiniz bu, olduğu aynen, için. Aynen bir konuya değindiniz. Evet. Bir mutfak ne kadar zengin olursa bir yemek pişirsen tabii. Bir kağıda bir pirinci atarsın suya pilav olur mu olmaz. Yağ lazım, tuz lazım vesaire. Aynı siyaset mutfak da aynı öyle değil. Yani zengin bir kültür birikimin olması lazım. Bu ayakta kalabilmesi. Çünkü zor bir süreç. Burası bir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye demek büyük bir ülke, dünyanın bir can damarı. Adaletin, demokrasinin, özgürlüğün birleştiği yer. Bir beşiğidir Türkiye. Evet. Onun için biz de buna ihtiyacı olan şunu düşündüm. Ben kendi vicdanıma şöyle bir soru sordum. Kadir Papağan milletvekili olmak benim hakkım diye düşündüm. Çünkü geçmişten bugüne çok bedeller ödedim. Hani bilgi, kültür birikimini ben neden kazandım, çevreyi nasıl kazandım bu soruyu sordum. Bedeller ödeyerek bugünlere geldim. Ama hep iyi niyetimle kaybettim ama doğrudan şaşmadım. Her zaman doğrularımla kaybettim. Sizi kendine idol olarak seçmek isteyen gençlerimiz var. Evet. 5,5 milyona yakın gençlerimiz var biliyorsunuz. Buradan Z kuşağı süper zeki, teknolojiyi çok güzel kullanıyorlar. Sosyal, dijital platformu çok güzel kullanıyorlar ve buradan gençlerimize neler söylemek istersiniz Sayın Vekilim? Buradaki gençlere şunu söylemek istiyorum. Her zaman önünüze bir hedef koyunuz. Önünüze koyduğunuz hedefe mutlaka varacaksınız. Çünkü hayal gerçek demektir. Eğer hayali kurabiliyorsanız
Ona mutlaka uzanacaksınız. Hedefe ulaşmaları için hayal mi kurmaları gerekiyor? Tabii ki. Hayalinizi çok iyi kurarsanız yürekte, evet, mutlaka o hayale ulaşırsınız. Mesela benim çocuktum köyde, ayağımda kara lastik, hayvanlara bakarken rahmetli babam gille kar yağardı üstümüze. Ben ahırda türkü söylerdim. Kendi kendime kafadan atar söylerdim. Rahmetli babam derdi, oğlum sen ne söylüyorsun? Hangi şarkı türkü? Baba kendinden söylüyorum diyordum. Yani kendime üretim bir, değil mi? Tabii, beyin üretiyor. Ben kendime bir format edinmek istedim. Bir, evet, renk koymak istedim. Kendime, evet, bir renk koymak istedim. Başkalarının rengini istemiyorum dedim. Hayallerinizi süslediniz değil mi? Evet, aynen öyle. Oradan bugün hayal kuruyordum. Ben albüm yapacağım. Evde kaşık elim bağlıyordum. Böyle mikrofon gibi türkü şarkı söylüyordum, bağırıyordum, şey yapıyordum ilkokul çağlarında. Ha, ben diyordum sanatçı olacağım anne. O zaman sanatçı olmak çok zordu. Peki ailenizden destek var mıydı vekilim? Ailemden şöyle, rahmetli annem, rahmetli babam da evin bir erkek olduğu için, erkek ben olduğum için en son, beş kız kardeşim var, en küçüğü benim. Onun için hep nazımlı oynadılar köyde. Sağ olsun, komşularım falan da severdi zaten. Evin tek erkek olduğum için hep konu komşunun elinde büyüdüm ben. Kimsenin tavuğuna kışı dedim yok. Ama tabii ki gün geldi, büyüdükçe, açıldıkça, yani bir fidandık. O zaman erkek bu fidandır, büyüsün derdi. Ama meyve verdik, vermeye başladıksa bazen meyve veren ağacı taşlarlar ya. Birçok sektörde de aktiftiniz zaten. Başka bir, hayatın başka bir dizayn yönlerine girmeye başladık. Tabii ki burada bakış açımız çok farklı oldu. Ben hayatı ne kadar biliyorum desem o kadar ağacı yine de okumamışız, o kadar da yanlışlarımız oluyor. Çünkü hayat 10 bin yıl da yaşasan, 1 milyon yıl da yaşasan insan kendini yine cahil diyor. Doğru. Cahil diyor ama hatalarımız burada çok oluyor tabii ki. Biz de çok hatalar yaptık. Geri dönüp baktığımda keşke yeniden annemden doğmuş olaydım da işte bir karıncayı da incitmeyelim diyordum. Bir gönül adamı buna yakışıyor. Ama maalesef tabii ki insan kırıyor da kırılıyor da olmaması gereken şeyler. Ama hayatın şartları, kanunları bu. Yine de kendimizi frenlemeye çalışıyoruz. Peki milletvekili adaylığını nereden esinlendiniz? Yani ne sizi bu yola doğru itti? Ben de olmalıyım dediğiniz ne oldu? Ben Erzurum'da ülkücü tabandan geldim, ülke ocaklarından. Bunu her fırsatta söylüyorum zaten, ülkücü olduğumda da gurur duyuyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da eski ülkücülerden çok bedeller ödemiş. Allah rahmet eylesin, kendisi şehit oldu zaten. Bu konuda da kendisine çok saygım var. Kendisine rahmetle, minnetle anıyoruz her zaman. Allah rahmet eylesin. Bizlere çok güzel bir hayat hikayesine bakarak yola çıktı kendisinin. Ben de Muhsin Yazıcıoğlu, kurucu genel başkanımızın, rahmetli başkanımızın partisinden aday olmak benim için şereftir dedim. Ve adaylığımı açıklarken şu soruyu da kendime sordum. Her insan istediği konuma baktığı diğer insanların yaptığı şeyi yapabilir aslında. Evet. Ben de Kadir Papağan, ben milletvekili adayı olacağım dedim. Ben bunu kazanamasam da aday olacağım. Kazanırsam zaten benim hakkım diyeceğim. Kazanamasam belki küçük bir oyla kaybedersem o da beni çok üzer. Çünkü şu anda büyük bir kitle var Manisa'da bana. Ben Muş'tan evliyim. Size destek olan, bana destek değil mi? Manisa'daki bütün Muş halkı beni çok destekliyor. Evet. Erzurum dernekleri Manisa'da beni çok destekliyor sağ olsunlar. İzmir'deki bütün Erzurumlar, Manisa'daki akrabalarına, bütün Erzurumlara telefonlar, Kadir Papağan'a oylar diye. Erzurum iş adamları Manisa'da çok destekliyor sağ olsunlar. Manisa'nın kendi halkı, Manisa'daki şöyle diyeyim yani Aydın tarafından gelmiş insanlar var, yerleşmiş. Onlara isim verip farklı da demek istemiyorum. O insanlar da yani şey yapmak istiyor. Daha doğrusu Manisa'da yaşayan bütün romanlar, çok bağlantılarım var sağ olsunlar. Onların Manisa'da çok büyük oyları var. Buradan kendilerine selamlarımızı iletelim o zaman başkanım. Sağ olun. Gerçekten çok değerli insanlar romanlar. Çok halkına, komşuna çok bağlı insanlar. Onların 50 binin üzerinde oyları var Manisa'da. Onların çok saygın insanlarıyla biz görüştük. Benim komşularım zaten. Onlar burada bütün oylarımız yani hangi partiden koyarsan koy dediler. Ben de burada eğer aday olacaksam Cumhur İttifakı'nın bir partisine bir olacağım. Bu AK Parti de olabilir, MHP de olabilir. Zaten ben MHP'liyim. Açık. Akşamki Büyüklük Partisi'ne konuşmamı da yaptım. Ama şu anda Büyüklük Partisi'nden
milletvekili adayım. Bununla da gurur duyuyorum. Sağ olsun il başkanımız Ahmet Mustafa Süzer başkanımız çok destek oldu. Kendisi benim referansım ayrıca. Dilekçemi verirken referansım oldu. Ben demeden sağ olsun bana çok güveniyor. İnşallah kazanırsak mahcup etmeyeceğiz kendisini de. Diğer Manisa'da yaşayan Güneydoğu'daki birçok insanlarla temaslarımız oldu. Açık bir şekilde oylarımız senindir dediler. Oy vereceğiz, sonra da arkadan oy vermeyecek diye bir kayda yok. Söz şereftir diye yani çok grupları yani dernekleri falan. Avrupa dernekler Manisa'da onlar da bana sağ olsun çok güçlü şekilde destek veriyorlar. Yani Manisa'da her kesimden destek var. Partili veya partisi olsun. Ama tabii ki bu önemli olan sonuç sandıktaki çıkan oylar. Evet. Oraya bakacağız. İnşallah hayırlısı olsun. Peki projeleriniz nelerdir? Kurucu üyeleriniz zaten var değil mi? Teşkilatlandınız. Evet. Peki projelerden bahsettiniz mi? Anayasada değişmesi gereken ya da işte bir madde biz de ekleyebiliriz dediğiniz işte kadınların özgürlüğü. Ne bileyim bir anneye çocuk yardımı biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin çoğunda bu var. Bir anneye kaç çocuğu varsa ona göre bir bedel ödeniyor. Yani ücret ödeniyor. Mesela Avrupa'da tahminim 420 euro gibi bir şeydi. Evet. Türkiye'de size göre kadınlara, çocuklara ne kadar değer veriliyor? Şimdi ben bir doğunun Taşla köyünde büyüdüğüm için fakirliği de, yoksulluğu da, zenginliği de hepsini yaşamış bir insan olarak bu konuları, güzel bir konuları gündeme getirdiniz. Yüreğiniz var olsun. Benim yapacağım projelerden yaşadığım için burada Avrupa standartlarına sağ olsun sayın kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaten elinden geleni yapıyor bu konuda. Evet. Devletimizin imkanları doğrultusunda refah payını yukarıya çıkartmaya çalışıyor. Halkını seven bir lider sağ olsun kendisi. Vatan bayrak aşkıyla yanan gerçekten bir liderimiz var. Bugün dediğiniz konulara geleceğim. Bugün bizim güvenlik konularında yurt dışına bağlılığımız vardı. Yani 4'te 3 yurt dışına bağladık. Şu anda milli savunmamız 4'te 3,5 kendimize ait. Yani milli ve evet. Milli olarak kendi malımızla üretiyoruz. İşte SİHA'lar, İHA'lar, uçaklarımız şu anda test şeyleri yapıyorlar. Tabii ki burada ilk önce yapmamız gereken bize fazla iş düşmüyor. Neden düşmüyor? Ama tabii ki benim şeylerimize göremiz yapacağız. Zaten Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor. Mesela örneğin şeyleri emekli aylıkları en düşük 5,5'dan 7,5'a çıkardı. Evet. Köyde yaşayan insanlara hayvancılıkla uğrayan insanların yemini ondan sonra buzağı doğduğu zaman buzağı parası veriyor. Bir buzağı doğduğu karşıda 2 lira, 3 lira bunları veriyor. Geçen sürü kilosu 2 liraydı ben köydeydim. Şu anda 10 lira. Şey alıyor. Mandıra gelip kapından sütü alıyor. 10 lira kilosu. Yani köylüde şu anda bir ezilmedi bir şey yok. Şu an et çok pahalı. Geçen bir inek 10 TL'ydi. Bir inek diyelim 200 TL'lik bir inek. Şu anda 50-60 bin TL. Yani köylü şu anda refah payı çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Ama tabii ki bu etin bağlılığı şehirdeki halkı ya zor duruma sokuyor ayrı bir konu. Bunlar da inşallah seçimden sonra yerini alır diye düşünüyorum. Gelelim Avrupa konusunu gündeme getirdiniz. Burada eğer seçilirsem burada benim meclise sunacağım bazı öneriler var. Bunların üzerine çok düşeceğim gerçekten. Çünkü ben de ezildiğim için burada işsizlik aylığı devletin verilmesi lazım. Yani şöyle diyelim en az asgari ücret seviyesinde işi olmayan vatandaşlarına asgari ücretten sigortalı yapıp asgari ücret ağırlığı verilmesi lazım. Birçok Avrupa ülkesinde. Evet, yani destek Avrupa ülkesi ödemesi olursa tabii evet. Ki yani o yani vatandaşlarına verilen değer aslında evet. İnsan haklarına biraz önem verilmesi gerekiyor. İnsan hakları konusunda. Evet. Ayrıca bir konuda ev kadınları, çalışmayan ev kadınlarında ev kadını ağırlığı bağlanması lazım.
Bu da en azından bir asgari ücret. Meclise sunacağınız projelerinizde bunlar var. Tabii bu projelerimden bazıları bunlar var. Bunları eğer kazanırsam ne olursa olsun bunları ben gündemden aşağı düşürmeyeceğim. Yani kesinlikle düşürmeyeceğim. Ayrıca bir de köyde yaşayan insanlar gerçekten çok mesela inek doğuyor, dana söylüyor. Yani bu dana ölüyor, sadece inek kalıyor. Adam kışın yediriyor onu 6-7 ay. Evet. Bunu ne yapması lazım? Devletin bir Tarım Bakanlığı'nın buraya bir ek bütçe koyması lazım. Ek bütçe? Evet. Burada zaten küpe kulak numaraları var bütün hayvanların. Hı hı. Sadece Cumhurbaşkanımız bunu iktidara geldikten sonra yaptı, çıkardı. Burada ölen hayvanların küpe numarasını, hangi inek falan TC numaralı ineğin buzağısı ölmüş. Ne yapıyor devlet ona? Ölüm parası vermesi lazım yani. Evet. Yani neden öyle? Zaten bazı veriyor da şöyle. O şap hastalığında falan oluyorsa o konularda veriyor. Diğer konularda vermiyor. Bunlar da olması lazım. Yani devletimizin... Çiftçiye destek olması gerekiyor. Tabii olması gerekiyor bunlar. Zaten bunlar da zamanla açılıyor. Bunlar da yapılır. Ben bu tekliflerimi vereceğim. Diğer bir konu, mecliste girerse eğer bir vatan sevdalısı evladı olarak orada bölücü terör örgütlerinin propagandaları yapılıyor şu anda. Ben burada televizyonda izlediğim zaman benim vicdanım kanıyor. Yani orada elini kolunu sallayarak gelip orada parti kuruyorlar, devletin parasını alıp çağırıyor diyorlar. Benim vatandaşım, onlara ayrılan bütçe, benim evde işi olmayan bacılarımın, ev kadınlarının onlara gelen bütçe, onlara pay halinde dağılıp da aylık olarak bağlansa o para onlara yeter. Yani en az 10 sene yeter. Çok büyük bütçeler alıyorlar. Evet. Bu parayı ne yapıyorlar? Bu parayı Türkiye'nin bölünmesi için, eyaletlere bölünmesi için bunları Kandil'e, kendi PKK kamplarına, HDP adı altında açık herkesi konuşuyor. Göndersinler. Tabii, yani yanlışa eyvallahı olmasın vatanımız. Evet, bu paralar kimin paraları? HDP'ye verilen paralar. Benim gibi, senin gibi yetim insanların, vatanı milletini seven insanların verdikleri vergilerle alınan paraların bir bölümü HDP'ye gidiyor. HDP bunu ne yapıyor burada? Bir bölümü burada örtülü ödenek olarak Kandil'e gönderiyor. Burada ne yapıyorlar? Silah, tüccar yapıyorlar. Bizim paralarımızla bize kurşun sıkıyorlar. Şimdi bu konular çok ciddi şekilde gündemde düşmesi lazım. Gündemde olması lazım. Evet. Bugün geçmişten 10 sene, 20 sene önce bazı aklar bunlara, burada bir şey var, bunların meclise girmesini yasaklayan bir kanun çıkarılması lazımdı. Yani bugün... Yasada bir boşluk mu var? Evet, siyasette çok boşluk var. Evet. Burada terörle bağ olan partilere hoşgörülü davranmamak lazım. Eğer hoşgörülü davranırsa, burada vatana, bayrağa ve millete yapılmış bir ihanet vardır. Demokrasi, özgürlük, adalet diyoruz. Sizce nedir? Yani Türkiye'de demokrasi, özgürlük, şimdi şöyle, adalet var mı başkanım? Ben, bir eksiklik var mı? Var. Ben demokratik bir insanım ayrıca. Demokratik dediğim zaman şu var. Her zaman özgürlükten yana bir insanım. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Ben Kur'an okudum. Kur'an-ı Kerim bir ayetinde şöyle diyor. İslamiyet'i, ayette Cenab-ı Allah, İslamiyet'i ben kullara Kur'an'ı gönderdim. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ama zorlaştırmayınız burada. Yol gösterici. Evet, ezmeyiniz. Kur'an'da ne diyor? İslamiyet'in anlamı şudur. Özgürlük, sevgi, saygı, kardeşlik, paylaşım, kolaylaştırma. Birlik, beraberlik. Birlik, beraberlik, hoşgörü. İslamiyet hak bunu yememek. Emrediyor. Evet, İslamiyet bunları emrediyor. Ama insanlar ne yapıyor? Bunları farklı yönlere seçiyorlar. Şimdi demokratik dediğin zaman, Türkiye'de demokratik yok, özgürlük yok dediğin zaman burada insan aklına iki soru geliyor. Gerçekten yok mu? Aslında demokratik var. Var ama uygulanmıyor. Demokratik var da boşluklar var yani. Boşluklar eksiklikler var. Evet. Nasıl eksikler var burada? Şunu ben söyleyeyim. İlk önce kadın olmadığını millet olmaz. Vatan olmaz, bayrak olmaz, topluluk olmaz. Kadın doğuruyor. Kadın doğuruyor, üretiyor yani. Burada kadınlarımıza bir pay verilmesi lazım. Ayrıca erkeklerin kadınlara yaptığı şiddet uygulamaları var. Bunlara karşıyız, biz değiliz. Burada ne yapılması lazım? Kadın %50-%50, erkek de eşit olması lazım. Evet. Bir erkek kadına kalk bana çay demle, kalk bana sufra koy ve hakaret ederek ya da saygı çerçevesinde dahi dese, bu gerçekten beni çok üzüyor. Yani ben kendim evde dahi eşime
Çocuklarıma da bana bir kaşık getir, bir su getir demiyorum. Kalkıp kendim alıyorum. Yıllardır peki neden böyle başkanım? Siz de yani sizce toplumda bir bilgi eksikliği mi, yetersizliği mi? Neden böyle bir toplum olduk? Bu eksiklik geçmişten gelen bir şey. Geçmişten geldiği için. Bu eksiklik neden geçmişten geliyor? Çünkü geçmiş hükümetlerin iktidara geldiğinde burada hep koltuk sevdalı ceplerini doldurma. Devleti sömürüp, devletin parasını çalıp çırpıp ve kendi ceplerini doldurup siyasetçiliği böyle yaptılar. O zaman şimdi yeni bir Türkiye diyorsunuz. Yeni birlik, beraberlik, demokrasi, özgürlük, çağdaşlık, adalet, birlik, beraberlik değil mi? Evet, burada diyeceğim yeniden mi doğuş oluyor? Burada inşallah 14 Mayıs'tan sonra güzel bir sabahta uyanmak istiyoruz. Burada ben kazanırsam ve partim kazanırsa, Cumhur İttifakı kazanırsa ve Millet İttifakı da kazansa onlara da başarılar dileyerek saygı duymamız lazım. Bu da ayrı bir konu. Çünkü hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ama tek tepki gösterdiğim konu şu. Hangi parti olursa olsun, bugün ben milletvekili aday olduğum büyük bir partisi de terörle bağlantısı olan partilerle eğer ittifaka giriyorsa ben o partide de milletvekili olmam. Yanlış da yokum diyorsunuz ben yani. Olmam. Doğru benim. Neredeyse ben oradayım evet, diyorsunuz. Oradayım. Ben... Ve yanlışı düzeltmekle değil, yanlışı çöpe atmakla uğraşırım diyorsunuz değil mi? Evet öyle. İnsanlara doğru yolu göstermek varken neden yanlış yoldan gideyim diyorsunuz? Aynen öyle. Ben yanlış olup milletvekili kazanmaktansa doğruya giderim, kaybetmeyi tercih ederim. Evet. Çünkü burada Allah katında da takdir almak lazım, kul yanında da takdir görmek lazım. Ben işte terörü destekleyen ya da terör sempatisi partilerle milletvekili olup kazanmayı çok isteseydim, ben başka partilerden de aday olabilirdim. Ama doğru bir tane değil mi? Evet, doğru bir tanedir. Onun için ben kendime yakışanı yaptım. Bütün partilere buradan başarılar diliyorum. Ama tek üzüldüğüm şunu demek istiyorum ben. Lütfen terörü birkaç sene fazla almak için terörün gölgesindeki partilerle ittifak kurmayız. Temiz siyaset yapalım diyorsunuz. Temiz bir siyaset. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerimize buradan ne söylemek istiyorsunuz? Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere şunu söylemek istiyorum. Eğer kazanırsam zaten yumruğumu o masaya vura vura terörden uzak, hırsızlıktan uzak, yolsuzluktan uzak, milletini ezmeden, milletini bölmeden, vatanına sahip çıkarak temiz bir siyaset, vicdani bir siyaset içinde hareket etmek. Tek Türkiye ve tek bayrak altında evet. Özgürce yaşamak. Özgürce yaşamak. Burada hayvan hakları, kadın hakları, insan haklarının 3 tane ana cadde, 4 tane hatta biri de terörden uzak, terörden temizlenmiş bir ülke, insan hakları üst seviyeye çıkmış bir ülke, kadın haklarını en üst seviyeye çıkartmış bir ülke olarak, refah payını en yukarı çıkartmış bir ülke olarak bunun mücadelesini vereceğimiz huzurunda şeref ve namusuma söz veriyorum. Çok güzel. Yani bizim de sizin gibi başkanlara, vekillere ihtiyacımız var. İnşallah siz de bu yürüdüğünüz yollarda aydınlık, güzel, ışıklı bir yolda yürümenizi Rabbim nasip eder ve gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize, babalarımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı bir vekil olursunuz. Çünkü projeleriniz çok güzel. Yani olması gereken millet meclisindeki bazı vekillerimizin orada oturup da uyuklaması değil. Siz o masada, koltukta oturuyorsanız Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Haksız mıyım? Haklısınız. Vekilim. Yani yumruğu diyorsunuz ya masaya vuracağım. Bu projeleri yapacağım. Ben bu yumruğu masaya vuracağım. Çünkü ben Erzurum çocuğum. Dediğimi de yaparım diyor musunuz? Evet. Ben orada temiz bir siyaset anlayışıyla ondan sonra yurdum ve ülkemin geleceği adına yarınlık daha güzel ışıklar yanması adına elimden gelen çabayı göstereceğim. Ama şunu da demek istiyorum. Asıl ben orada kimlerin vekili olacağım biliyor musunuz?
Gariplerin vekili olmak istiyorum ben orada. Gariplerin vekili olmak istiyorum. Ezilmişlerin vekili olmak istiyorum. Kadınlarımızın vekili olmak istiyorum. İşi olmayıp da evine bu Ramazan günü ekmek götürmeyip de işte komşusu tok iken kendi aç yatan insanlarımızın refah payını yükseltmek için ben o mecliste olmak istiyorum. Yalansız, falansız bir siyasetin içinde kalmak istiyorum. Bunu ne olursa olsun, eğer o mecliste bir gün sonra şehit dayı olacağımı bilsem, ben göçtüğüme gere gere şunu söylerim. Bu vatan hiçbir zaman için bölünmeyecek, bölünmeye de kimsenin gücü yetmeyecek. Şu anki medyada ben bakıyorum zaten, büyük tehditler geliyor Kandil'den. Böyle bir siyasetçilik olmaz. Yani bugün beni Erzurumlu Menatun'un dediği gibi, çocuk annesiz büyür ama vatansız büyümez. Doğru. Onun için bugün Suriye'yi örnek alalım. Suriye bölündü. Yunanistan'da bıçakla, dipçiklerle suya atıyorlar. Onları, diğer ülkeleri hiçbir devlet kabul etmiyor. Türk'ün Türkiye'nin baksa dostu yoktur. Eğer Türkiye'yi Suriye gibi yaparlarsa, eyaletlere bölürlerse, emin olun Türkiye'de bir devlet kalmaz. Bunun zararını sadece Türk halkı değil. Kürt kardeşlerimiz de çeker. İşte bu yüzden sizin gibi parlak zihne, değil mi? Evet. Güzel projeleri yaratacak bir vekili ihtiyacımız vardı. İnşallah Rabbimin izniyle siz de o güzel koltuğa oturursunuz. Allah razı olsun. Bizi temsil edersiniz ve başarılarınızın devamı için buradan sizi izleyenlere Polat Medya TV ile dünyaya açılan penceremizden mini röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. O değerli zamanınızdan bize zaman ayırdığınız için gerçekten yürekten sizi selamlıyoruz. Asıl ben teşekkür ederim. Çok değerli vaktiniz var. Sizin bir dakikanız bile çok önemli, biliyoruz. Çok yoğunsunuz. Siz asıl bize vaktinizi ayırdığınız için, bu değerli şahsiyetinizle, değerli imajınızla, değerli isminizle bizi canlı yayına alarak, bize ekstra olarak pozitif yansıttınız. Bu seçim zamanında bunu çok iyi biliyoruz. Bizi tanıttınız ayrıca sizlerde. Tanımamıza vesile oldunuz. Daha da puanlarımız yukarı çıkmasına vesile oldunuz. Allah size razı olsun. Gerçekten Ege bölgesinin çok tanınmış değerli bir hanımefendisi olarak sizlere biz her zaman gurur duyuyoruz. Her zaman da yanımda oldun. Gerek müzikte, gerek siyasette, gerek her konuda yanımda oldun. Sana ne kadar şükranlarımızı arz etsek o kadar az. Allah razı olsun diyorum. Biz de her zaman sizlerin yanında duracağım. Ayrıca buradan hiçbir zaman pandemi eksiğini esirgemeyen, yıllarda benimle beraber olan Fırat Medya TV'ye yönetim kurulu başkanı Hasan Fırat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İki el yağda olsa hemen koşup geliyor, sağ olsun. Sizler de aynı şekilde Allah razı olsun. Gece geç saatlerde olsa aradığında bu saatte beni niye arıyorsunuz demiyorsunuz, sağ olsun. Bir işimiz düştü. Tabii ki bir insanın başarılı olması sadece kendiyle olmuyor. Evet. Yani Allah'ın verdiği bir vasıf var, ayrı bir konu. Ben de her zaman diyorum ki Rabbime şükürler olsun. Bana bir liderlik vasfı vermiş Cenab-ı Allah. Ben bunu fark ediyorum yani, gönül gözüyle görüyorum. Liderlik vasfı çok önemli. Bu her insanda bulunmuyor. Ama ben de bunu değerlendirmek istiyorum. Tabii. Kendim açımdan değil, çevremdeki insanlara pozitif yansımak için. Vatana, millete, evet, değil mi? Vatana, hayırlı bir evlat. Bunu yapmak için. Hani şu var, insanda biraz kan olması lazım. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Şu anda heyecan, çok heyecanlandım. Gerçekten bu söz ne demek? Bu şehit kanlarıyla yazılmış bir bayrağı, yazılmış bir bayrak. Bu bayrağı nasıl yere indirebileceksiniz? Tabii. Bu ülkeyi hiçbir nasıl verebileceksiniz? Hiçbir güç de ona bu ülkeyi nasıl yetmez. Eğlettirebileceksiniz? Ben soruyorum buradan. Evet. Koltuk sevdası için, kazanmanız için, bu ülkeyi eğlettire bölmek için neden bu kadar kirli bir siyaset içinde yürüyorsunuz? Bunu kazansanız da, vicdanınızı nasıl baş başa koyduğunuzda, vicdanınız size sorduğu zaman hiçbir üzülmeyeceksiniz. Demek ki burada ne var? Önce vicdan olmak lazım. Eğer Türk insanını, halkını ve başka bir devletler, toplulukla, vatanını, milletini temsil eden vekiller ilk önce vicdanlı olması lazım. Evet. Vicdan olmayan hiçbir insan kendine de, vatanına da, çevresine sahip faydalı çıkamaz. Olmaz. Doğru, doğru. O yüzden ne diyoruz efendim? Şimdi biz burada sabaha kadar program yaparız. Polat Medya TV, Hasan Bey bizi böyle çekim yapar. Biz burada soru, cevap, yani Türkiye'nin gündemini de konuşuruz. Ama nereye kadar? İlla ki bir dur
denmesi lazım değil mi? Evet. Yanlışa birinin dur demesi gerekiyor. Aynen, şunu da ifade etmek istiyorum. Yönetlerimiz işaret ediyor, onlardan son bir dakika böyle bir işaret geliyor. Şuradan, benim bu günlere gelmemde emeği olan, bu yerlere gelmemde emeği olan, her zaman arkamda duran, çocukluğumda rahmetli babam, annem, Allah razı olsun, kardeşlerime, ayrıca papağan ailesine, şu anda bir tane yedi amcam var, bir tane hayatta. 6 senesi rahmetli olmuş babamda. Allah rahmet eylesin. Ali Papa, Naci amcam şu anda Erzurum'da. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum, ellerini öpüyorum. Şu anda bize babalık yapıyor gerçekten. Sağ olsun, var olsunlar. Amcamın çocukları her zaman yanımda oldular. İyi günde, kötü günde her zaman yanımda oldular. Ben onlarla hepine gurur duyuyorum. Tek tek hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. Tabii ki biraz özlem var, biraz da doğduk zaten. İnsanın nereden geldiği çok önemli. Tabii. Şu an ben doğdum. Ben her zaman Allah'a şükür ediyorum. Bir papağan ailesini ferdi olarak gerçekten ben kendimle gurur duyuyorum. İyi ki öyle bir sülalenin bir ferdiyim ben. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak değil mi? İnşallah güzel olacak. Bir dahaki sefere belki bu koltukta yanı başımda hoş geldiniz vekilim diyebileceğiz. İnşallah, Rabbimin izniyle bilemiyoruz değil inşallah. Mi? Şunu da söylemek istiyorum. Erzurum'un merkezinde olsun, ilçelerinde olsun çok tane insan var benim. Burada hepsine selamlarımı iletiyorum. Çok arıyorlar sağ olsunlar. Herkesinden başkanlar olsun, işte her çeşit esnaf olsun. Adem Yılmaz başkanıma da buradan selamlarımızı yollayalım. Evet, Yılmaz başkanımıza selamlarımı iletiyoruz. Adem Yılmaz başkanı Manisa'da gerçekten çok destek görüyor. Mustafa Artan başkanımız MHP İl Başkan Yardımcısı Manisa'da. Evet. Çok desteği var. Evet. Cappar Karayiş adamı sağ olsun çok destek görüyorlar. Maşallah İsmini çok zeki bir vekilimiz insan. Var görüyorsunuz. İşte bizim olsun. Türkiye'mizde de böyle güzel beyinler, zeki vekiller lazım değil mi? Temsil edebilecek sağ olsun bizi. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. İyi ve kötü günlerim ne oldu? Benim doğan köyüm var. Erzurum'un Açkale halkına teşekkür ediyorum. Açkale'nin Atlacık köyü, doğduğum köy yani. Köydeki komşularıma, kardeşlerime hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Lütfen dualarını eksik etmeyin. Bütün Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Bütün insanlara şuradan şunu seslenmek istiyorum. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde önce vicdanınıza elinizi koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Önce vatan bayrak millet diyorsanız ona göre sandığa gidin diyorum. Kazanan Türkiye olsun. Evet. Bütün partilere buradan başarı diliyorum. Kardeşlik, sadece beraberlik, birlik, birlik değil beraberlik mi? Beraberlik içinde bütün partilere başarı diliyorum yürekten. Fakat lütfen tek burada alacağım, terörle hareket etmeyin. Temiz bir Türkiye'miz temiz olsun bir Türkiye, diyoruz ya. Temiz bir siyaset. İnşallah. Birkaç sene oy için, birkaç sene yalansız, dolansız ülkeye hainlik yapmayınız, vatana bayrak deyiniz. Kazansanız da kazanmasanız da Allah katında da kul katında da takdire şayan olursunuz. Her kim olursanız olun gelin diyor biz Mevlana Hazretinin torunlarından olduğumuz için değil mi başkanım? Evet. Yani doğru bir tane. Tabii doğru bir tanedir. Onun yanlışı peşinden koşulmasın değil mi efendim? Evet. Ne kadar güzel. Biraz sizi böyle bir heyecanlı gördüm, çok mutlu gördüm. Tabii Allah razı ki, olsun. Burada heyecanın uçu var. Akşamki toplantıda milletvekilleri Manisa'da Büyükü Partisi'nin milletvekili toplantısında burada şansımın olduğunu çok gördüm ben. Sağ olsun zaten il başkanımız bana söylemişti. Senin hakkın meclis diyordu. Çünkü meclis olan önde gelen siyasetçilerden biri senin olacağına inanıyorum. Çünkü dedi büyük bir potansiyel var sende. İletişimin çok güçlü, bilgi, kültür becerin var dedi bana. Bakış açın çok farklı. Vicdanın bir adalet tarihçisi var dedi sende. Bunu dedi hissediyorum bana başkan. Liderlik vasfınız var. Sevilen evet, de bir karaktersiniz. Gönül adamlığınız var. Bir sürü altyapınızdan siyasetçilik var. Evet, daha ne olsun başkanım var. Yani. Onun için ben hak ediyorum diyorum. Buradan Manisa halkına lütfen büyük bir partisinde beni meclise gönderin. Sizlerin temsilci olmak istiyorum. Erzurum'un temsilci olmak istiyorum. Türk halkının temsilci olmak istiyorum. Eğer milletvekili olursam benim yanıma gelen Türkiye'nin neresinden kim olursa olsun doğusu, batı, kuzey, güneyinden hepsi benim baş tacım. Herkese kapımız açık mı diyorsunuz? Evet. Ne ben yazık? Kazandıktan sonra her kişi unuturum değil. Evet. Asıl kazandıktan sonra her kişi baş tacı yapacağım oradan. Ne güzel. Her kişinin gücüm yettiği kadar yarasına merhem olmaya çalışacağım. Çünkü ben kanayan yaraların bir çocuğum. Siyaset adalettir aslında. Evet. Değil mi? Adaleti temsil eder. Burada gelen insanlara, kapıma gelen insanlara ben bu şekilde karşılayacağım. Adaletimle, vicdanımla, gönül adamımla
insanlığımla onların kardeş olarak onları bağrıma basacağım. İnşallah. Oradaki derdi olan gelip insan Ankara'dan boş dönmeyecek. Oradaki gelip derdine çare bulup sonra geri dönecek. Bizzat bunu devlet yapmazsa ben kendim kendime yapacağım. Buradan şeref sözü veriyorum. Yeter ki ben meclise gireyim. Bunu, bu sözümü buradan herkes benden istesin. Bütün Türkiye benden istesin. Ben burada arka sokakların öksüz çocuklarına, unutulmuş insanlarımıza, bugün Ramazan'da o kadar kanan yara var ki, bunu insanlar bildiği halde bilmemezliğe geliyor. Bugün bütün partiler siyaset çabası içindeler. Ben kazanayım, birinci sıraya, ikinci sıra derken, deprem bölgesi bugün kanayan yaralar, çadırda kalan depremzede kardeşlerimiz var. Allah razı olsun devletimizden, eline gelen çabayı gösteriyor. Bugün temeller atıldı zaten. Ama bir sene o evler yapılana kadar bu vatandaşlarımız ne yapacak? Yağmur yağıyor, çadırlarına su geliyor. Herkes ekmek bulamıyor. Benim arkadaşım var, 17 dairesi var Malatya'da. 17 dairesi de yerle bir olmuş, şu an çadırda kalıyor. Hiçbir şey yok. Adam trilyonlar bir adam, iş adamıydı arkadaşım. İsmini de vermek istemiyorum da. Zor günler yaşıyor Türkiye'miz. Zor günler yaşıyorlar. Bunlar insanlara ibret olması lazım. Evet. Yani çünkü Cenab-ı Allah ne diyor kulum? Ben sana sağlık veririm. Ben sana imkan veririm. Ben sana yol gösteririm. Ama sen eğer akılsız gidip bana inancın olmazsa, yanlış yoldan gidersen, haline şükredip de elindeki fazlalığı da elinde olmayanlarla paylaşmasını bilmesen, ben sana onu mutlak senden alırım diyor. Adaletli olunması gerekiyor. Evet, ayette bunu diyor. Evet. Ama insanoğlu ne yapıyor? Rabbene Rabbene diyor. Bunu dememesi lazım. Hayat pahalı diyorlar. Tamam, hayat pahalı. Gerçekten pahalı. Ama ben Manisa'da görüyorum. Benim yanımda adam 480 liraya gömlek beğenmedi. Kadın gömlek beğenmedi. 480'i değil. Bir üst kata çıktı. Peşlerine çıktım. 2 gün önce. Orada 600 küsür unuttum orasını. 600 küsür TL'ye bir tane zor beğendi. Düşünebiliyor musun? Ama ben ne yaparım bunu? Ben 50 TL'lik gömlek giyerim. O geriye kalan 600 TL'yi de elimde olan insanlara poşetleri yaparım. 5-6 TL komşuma iftar paylaşımı yaparım. Müslümanlık, insanlık bundan geçer. Zor günlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor. Lazım. Ama maalesef evet, insanımız olmuyor yani. Olan kesin de var. Allah razı olsun. Ama şu anda olmayacak kesin de çok. Deprem bölgesine sağ olsun. Türkiye bütün müdahale etti. Herkes Allah razı olsun. Var yok töküldük. İnsanlık görevlerimizi yaptık. Ama bugünlerde de yapmamız lazım. Yani herkes birbirini iyi tanıyor. Yapmamız lazım. Benim cebimde 10 lira varsa, senin cebinde yoksa buradan sana bölüp vermem lazım. Ya evet, benim param azaldı değil. Bu para azalmıyor. Allah onu sana fazlasından verir. Çünkü diyor ki kulum, ben cennetime ilk giren kim olacak biliyor musun? Merhametli olanlar. Cehenneme ilk giren kim olacak? Kul hakkı yiyenler. İnsanoğlu bunları bildiği halde yine de onu cebe yendiriyor bu iki ayeti. Boşlukta bir dünya üzerinde yüzüp gidiyorlar. Bunu yapmaları lazım. Buradan derste çıkarmamız lazım. Kendimizi bir dizayn etmemiz lazım. Kendimizi bir sağlıklı bir ölçü içinde değerlendirmemiz lazım. Uyanışa geç. Uyanışa geç Türkiye diyoruz. Evet. Herkes uyanışa geçmeli. Üreten bir Türkiye, insanlığı kazanmış bir Türkiye, insan haklarıyla dünyada bir numara olacak bir Türkiye, vicdanların sesini duyacak bir Türkiye, ev kadınlarına, insan haklarına, hayvan haklarına sahip çıkacak bir Türkiye, bir anayasa olması temennisiyle hepinize buradan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. 14 Mayıs'ta görüşmek üzere. Evet efendim, Filiz Topçu ile gündemin siyaseti bir sonuna daha geldik. Ve değerli başkanım, milletvekili adayımız Büyük Birlik Partisi'nden Kadir Papağan oldu. Evet, bizi takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler.